Bir konseri ya da bir gösteriyi en çok nerede izlemek isterdiniz? Biz uzun zamandır bu fırsatı kovalıyorduk. Bizim için bu sorunun cevabı bir antik şehirdi. Çünkü Efes'e çok yakın yaşıyoruz ve bu tarz etkinliklerin düzenlendiğine çok denk geliyoruz. Bir türlü yani etkinlik düzenlenmeden önce denk getiremiyorduk. Evet. Ama bu sefer yakaladık. Olmuyordu ya da. Aynen. Bu sefer yakaladık. Bir opera ve bale gösterisi var bugün. Notre Dame'ın Kamburu eserin ismi. Bir Türk yapımıymış ve 2011 yılından beri aslında gösterimdeymiş. Çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü hem opera ve bale bizim için yeni bir aktivite olacak. Ben şahsen çok anlamıyorum. Bıçak daha önce gitmiş mesela. Ben çok anlarım o yüzden. Ve atmosferin çok iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü gece bu tarz etkinliklerde ışıklandırmalarla birlikte şu arka tarafta gördüğümüz antik tiyatro çok güzel gözüküyor gerçekten. Sen neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun etkinlik hakkında? Çok heyecanlıyım şu anda. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü konusunu çok sevdiğim romanlardan bir tanesiyle alakalı bir opera ve bale izleyecek olmak ekstra heyecanlandırıyor beni. Efes Antik Şehri zaten ekstra heyecanlandırıyor. Yani çok merakla bekliyorum nasıl bir gün geçireceğimize, nasıl bir akşam geçireceğimize dair. Etrafta bayağı kalabalık şu anda. Hani akın akın insan geliyor. Yolda gelirken bayağı bir trafik vardı. Araç trafiği vesaire falan vardı. Biz o nedenle aracımızı buranın otoparkına değil, daha ön tarafa bir yere park ettik. Daha kolay girip çıkalım diye. Güzel, kalabalık, eğlenceli bir akşam olacakmış gibi hissediyorum. Kesinlikle bence de öyle. Zaten Efes Antik Şehri'nin ne kadar güzel bir şehir olduğunu, tarihini anlatan bir video da yayınlamıştık geçtiğimiz haftalarda. 6 dakikada Efes videonun ismi. Linki de bırakıyoruz. Gerçekten izleyin çünkü bence çok bilgilendirici bir video. Mesela en basitinden çok kısa bilgi vermek gerekirse tarihte 4 tane Efes şehri kurulmuş ve biz şu an onların 3.sündeyiz ve 3.sünün kalıntıları hep sizin gezdiğiniz Efes şehri aslında. 4.sü şimdiki Selçuk ilçesinin yerinde kuruluymuş ama zamanla onun kalıntıları yok olmuş. İnsanlar akın akın gidiyor şu an. Biz de yavaş yavaş yerimizi alalım. Gerçi tiyatro bayağı boş gözüküyor ama gitmekte fayda var. Evet, hadi gidelim. De. Orada görüşürüz. Yalla. Şu bence ortaya doğru gidelim ki. Hatta gel şuradan. İstiyorsan şu sıra olabilir ya da bir üst bak. Olur. Olur, gidelim. Aşağı iniyorum o zaman. O da bu, buraya mı denk geliyor? Şuraya denk geliyor işte. İstiyorsan gidelim. Dikkat et, takılma. Fark etmez, al şimdi ki canım. Şimdi sen de gel. Hemen bak şu üst. Olmaz, şu ışıklar var. Evet. Gel biz şurada bir yer bulalım kendimize. Notre Dame'ın Kamburu Balesi, Fransız yazar Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanından baleye uyarlanmış iki perdelik bir eser. Tamamen bir Türk yapımı olarak 2011 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından yaratılmış. Eserde 19. yüzyılda Paris'te Esmeralda adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ve onu Notre Dame Katedrali papazının entrikalarından korumaya çalışan Kambur Quasimodo'nun hikayesi Quasimodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. Thank you.
Şimdi ara verdik. Toplamda 100 dakikalık bir performans. İnanılmaz keyifli. En başta demiştik opera ve bale diye ama sadece gösteri bale. Çok anlamadığımı söylemiştim zaten. Bir 20 dakika ara var, sonra devam edecek. Gerçekten çok keyif alıyoruz. Daha önce gitmemiş olana kesinlikle tavsiye ederim. Bir baleye gitsin. Şimdi gösteri bitti. Efes Antik Kenti'nden çıkmak için sıra bekliyoruz. Çok beğendik. Çok güzel bir gösteriydi. Herkese de gelmesini tavsiye ediyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben de çok beğendim. Herkese bir bale gösterisine gitmesini tavsiye ederim. Biletler 120 liraydı. Parasını sonuna kadar hak eden bir gösteriydi. Kesinlikle. Biz gerçekten çok beğendik. Bu videoluk bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.